Antarktika'da ciddi miktarlarda buzul kayıpları mevcut. Bir Türkiye büyüklüğünde buzul kaybı son 3 sene içerisinde gerçekleşti diye bir ortalama bilgiyi paylaşabiliriz. Yaptığımız bu çalışma sonucunda küresel ısınmanın sonuçlarını çok yakından bizzat görerek, ölçerek ve gözlemleyerek küresel ısınmanın sonuçlarını gözlemleyebiliyoruz. Haberlere de çok sık yansıyor. Çok büyük buz kütlelerinin karadan koparak okyanusa entegre olduğu haberlerini duyuyoruz. 68 Güney Enleminde de tabii ki bizim buzul alanlarımız mevcut. Buzul alanlarımızın her sene biz ekipmanlarımızla, drone'la yaptığımız çekimlerde, aynı zamanda kurduğumuz GNSS istasyonlarıyla buzuldaki çekilmeleri ve farklılıkları yıl bazında tespit edebiliyoruz. Yıllarca toplanan bu verilerde ve hatta gözle görülebilir değişimlerin de beraberinde ciddi miktarlarda buzul kayıpları mevcut. Son 3 senede ölçtüğümüz miktarı eğer biz tüm Antarktika'ya orantılayacak olursak sadece Horseshoe'da kaybettiğimiz miktarın tüm Antarktika'da kaybolduğunu düşünürsek bir Türkiye büyüklüğünde buzul kaybı son 3 sene içerisinde gerçekleşti diye bir ortalama bilgiyi paylaşabiliriz. Antarktika'da yer alan buzulların erimesini nicel olarak ortaya koymak amaçlı çalışmamız var. Nicel olarak %10'luk bir alansal kayıp bulmamızın yanında buzullardan görüldüğü üzere de yarıkların açıldığını tespit edebiliyoruz. Bu yarıkların açıklığını hesaplayarak da ne kadar bir kayıp olduğunu, yılda ne kadar bir kayma olduğunu tespit edebiliyoruz. Bunu hem gözle gözlemleyebiliyoruz, gözle gözlemlemenin yanında sayısı olarak erimeyi ortaya koymuş oluyoruz. Son T6 ve T7'de ürettiğimiz orta fotolardan yaklaşık buzullarda alansal olarak %10'luk bir azalma olduğunu tespit ettik. Bu oranı eğer tüm genele yayarsak yaklaşık Türkiye kadar bir erime olduğunu söyleyebiliriz. Yaptığımız bu çalışma sonucunda küresel ısınmanın sonuçlarını çok yakından bizzat görerek, ölçerek gözlemleyebiliyoruz. Ayrıca bu çalışma sonuçları uydu verilerinin doğrulanmasında da, uydu verilerinin elde edilen buzul değişimlerinin doğrulanmasında da kullanılmakta ve bilim dünyasına önemli katkılar sunmaktadır.